modellerini anlatıyorlar. Şimdi biz Cumhur İttifakı modelinde olsaydık... ...nasıl anlatacaklardı? Bir protokol yapmanız lazım değil mi? İktidarın iki ortağıyız ya da işte Millet İttifakı, iktidar... Ee, ...hangi konularda ne yapıyoruz? Şimdi şunu kaçırıyor bazı kesimler, bunu Cihan Bey'e cevap anlamında söylemiyorum. Şunu kaçırıyor bazı kesimler. Bizim bir parti programımız var... Bizim parti programımızın sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi yarın 98. yaşını kutlayacak. İyi Parti'nin başka bir parti programı var. Saadet'in, Demokrat Parti'nin başka parti programları var. Bir araya geldiğimizde ortak noktalar dediğimiz noktalarda buluştuğumuz o noktaları tanımlarız. Ki ittifak protokolüdür onun adı. İttifak protokolü 2018'de de yapılmıştır. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında 2019 yerel seçimlerinde de yapılmıştır önümüzdeki dönemde de yapılacaktır. O ittifak protokolünün içinde taahhütleriniz olur topluma. O aynı zamanda partilerin birbirlerine olan taahhütleridir de aynı zamanda. Sonra da iktidar olduğunuz zaman da bir e, program koyarsınız ortaya. Yani biz Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz? Tarımda ne yapacağız? Ekonomide ne yapacağız? Şimdi bunların hepsi birbirinden farklı aşamalar ve birbirinden farklı bir e, süreçler. Bir de seçim bildirgeniz olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrı bir seçim bildirgesi olabilir. Cumhurbaşkanlığında belki aynı adaya oy vereceğiz. Ama e, parlamentoda seçimlerinde herkes kendi siyasi partisine oy verecek. Şimdi dolayısıyla sistem karmaşıklaşarak değiştiği için bazen taşlar yerli yerine oturmayabiliyor. Ama bunu anlatmakta, konuşmakta vatandaşımıza bunu e, ifade etmekte fayda var. Ya ama bana şeymiş gibi geliyor. E, şöyle ki yani evet eminim Cihan Paçacı da İyi Parti ile CHP'nin ayrı partiler ayrı programlara sahip olduğunu farkındadır ayrı söylemleri oluyor. Yok ben zaten Cihan Bey'e cevap ben söylemedim bunların hiçbirisini. Ama e, bütününe baktığımda bana şöyleymiş gibi geliyor Oğuz Bey e, bir millet İttifakı'nda adaylık tartışması bu program dahil aslında kamuoyunda sürekli konuşuluyor anketlere yansıyor bunlar her yerde bu konuşulurken e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir açıkçası son aylarda ön plana çıkmaya başladı. Hı -hı. Ben de bu program öncesinde CHP Genel Merkezi'nde konuştuğum insanlar da Hı -hı. bu eğilimi zaten yatsımıyorlar, kabul Hı -hı. ediyorlar. E, nitekim Kemal Bey de, Kemal Kılıçdaroğlu da birden fazla adayımız olabilir diyerek aslında e, çatı adayının dışında da seçeneklere kapı araladı. Sizce Hı -hı. E, Cihan Paçacı'nın tepkisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir e, Cumhurbaşkanı adayı olarak şimdiden ön plana çıkmaya başlamış olmasına olabilir mi? Acaba böyle bir adaylık, yani e, Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir kriz seziyor musunuz bu açıklamanın içinden? E, sezmiyorum. E, böyle düşünmek niyet okumak gibi olur. Yani Cihan Bey e, bir açıklama yaptı ama bu açıklamayı yaparken aslında kafasının arkasında başka bir şey vardı gibi bir niyet okuması olur ki, e, niyet okuması doğru olmaz. E, ben Cihan Bey'in kendisini ifade edebilen bir insan olduğunu biliyorum. E, dolayısıyla başka türlü bir niyet, e, başka türlü bir bir kriz emaresi olsaydı onu ifade ederdi zaten. İfade etmekten de e, geri durmazdı, gocunmazdı. E, ben e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde de Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında yürüyen ittifakta da bir kriz ya da bir sıkıntı görüyor değilim. Adalet ve Kalkınma Partisi e, Millet İttifakı'nın içinde kriz çıkarmak için çok çaba gösterdi. Geçmişte de bunun örnekleri yaşandı. Kamuoyunda bunlar tartışıldı. Şimdi oradaki bakış şu. Bizim gördüğümüz anketleri herhalde onlar da görüyor. Vatandaşa soruyorsunuz. Millet İttifakı'na mı oy verirsiniz? Cumhur İttifakı'na mı oy verirsiniz? Bu anketleri Cumhuriyet Halk Partisi yaptırmıyor. Yapılıyor. Ve gazeteler, internet bunları yazıyor. İnsanlar da ona göre değerlendirmelerde bulunuyor. Millet İstifak çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarını soruyorsunuz, erime olduğunu görüyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını soruyorsunuz, erime olduğunu görüyorsunuz. İyi Parti'nin, CHP'nin, işte, muhalefetteki partilerin oylarında da artış olduğunu görüyorsunuz. Ciddi bir de kararsız kitle görüyorsunuz. Şimdi kararsızlara da soruyorsunuz. Nasıl kararsız oldun? Nereden koptun kararsız oldun? Ona göre de aslında muhalefetin lehine bazı şeyler çıkıyor. Sonuçlar çıkıyor. Şimdi bunu herhalde e, Cumhur İttifakı'nı yöneten siyasi partilerin genel merkezlerindeki kişiler de görüyor olsa ki şöyle bir taktik geliştirmeye başladılar. Evet kabul bizim oylarımız azalıyor. Biz artık Türkiye'yi yönetemiyoruz. Savruluyoruz. Peki nasıl avantaj sağlarız? Bu halimizde dahi oyumuz azalırken dahi nasıl avantaj sağlarız? Millet ittifakını parçalamaya başarırsak bizden bir şey olmayacağı kesin. Yani Cumhur İttifakı böyle düşünüyor. Cumhur İttifakı'nın tekrardan seçimi kazanamayacağı çok aşikar. Ama Millet ittifakında bir parçalanma yaratırsak o zaman e, siyaset parçalı bir hale gelir e, diye düşünüyor. Bir seçim yasası tartışması uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde. Ortada çok fazla veri yoktu. Dolayısıyla e, yorumcular ya da kulis bilgisi diye bunlar tartışılıyordu. Ama o kulis bilgilerinin çok büyük bir kısmı iktidar kulislerinden sızıyordu seçim bölgeleri değiştirilecek, daraltılacak. Dar bölge mi olacak? Daraltılmış bölge mi olacak? Baraj nereye gelecek? ittifak içinde baraj mı olacak? Türkiye genelindeki %10'luk baraj aşağı mı çekilecek? Ortaya bir mutabakatımız var dedikleri bir şey çıktı. Dendi ki biz barajı %7 yapacağız. Bir de mutabakat olduğu söylenen başka bir şey çıkıyor. Parlamentoda milletvekilleri bir siyasi partiye grup kurarak seçime girmesini sağladığı zaman e, ee, İyi Parti'nin 2018 seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 arkadaşımızın geçip İyi Parti'yi seçime sok girmesini sağlamak çabasını engellemek için böyle bir hamle yapıyorlar. Aslında şunu okuyorlar. Onların niyeti 2018'de İyi Parti'yi seçime sokmamaktı. Biz bu hamleyi gördük. İyi Parti'nin seçime girmesini sağladık. İyi Parti'nin seçime girmesini sağlamak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını arttırmadı. Arttırır diye de yapmadık zaten. Ya da bir siyasi pazarlık sonucunda bu olmadı. İyi Parti mesafe almış, %10 barajını geçmiş görünen bir siyasi partiydi. Ve bu kadar vatandaşın teveccühünü kazanmış bir siyasi partiyi seçime sokmama iradesi aslında tam da otoriter bir kafa yapsın ürünüydü. Buradaki oyunu bozduk. Şimdi kendilerince masa başı mühendislikleriyle başka türlü oyunlar kurma peşine girdiler. O kulis bilgilerinin büyük bir kısmının iktidar kanadından sızıyor olmasının nedeni oydu. Şimdi burada tam sözünüz keseyim. Çünkü bu yüzdeydi meselesi çok büyük bir mesele biz pazartesi günü yayınımızı tamamen bunun üzerine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir oyun mu kurmaya çalışıyor? Dışarıda işte Birleşik Arap Emirlikleri 2 milyar dolar verdi, FETÖ'ye darbe yaptırdı dedikleri Birleşik Arap Emirlikleriyle işte Sisi ile asla olmayacak dedikleri Mısırla, Şamla, İsrail ile Isra yeniden ilişkiler kurulduğunu, kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. İçeride bir şeylerin değiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunların önemli ayaklarından biri de %7 barajı. Bunu biraz daha anlamlandırmanızı isteyeceğim ama bir reklam arası. Reklamdan sonra bu %7'nin hedefi nedir? Acaba bunun içine seçim kandı bir ittifaklar iktidar aleyhine çalıştı çünkü kendi lehine